Biraz uzun bir süre vereyim, 6 dakika kadar, ama birkaç başlığım var, değerlendirmenizi rica edeceğim. Birisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kamu işçileri için zammı açıkladı ve dedi ki kimseyi gördüğünden geri koymayacağız dedi. Önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Memurlar da müşteri olsunlar dedi. Gerekli düzenleme yapılacak dedi. Şimdi aynı zamanda CHP'li Sezgin Tanrıkul'un önüne gençler çıktı, dedi ki ya Diyarbakır'a tok fabrikası getiremezsiniz. Biz sizden aş iş bekliyoruz dedi ki, biliyorsunuz daha önce maket, bunlar maket diye kafa yapıyorlardı. Hatta İzmir'den gelen bir görüntü vardı. Dün siz de görmüşsünüz. Vatandaşlar da maket mi değil mi diye birbirleriyle kavga ediyorlardı. Bu anlamda baktığımızda Bakan Varank'tan bir gönderme var. Maket göndermesi, kubbesi çalındı denilen Kız Kulesi 11 Mayıs'ta açılacak diye söylüyor. Şunu soracağım. Sorun da şu aslına bakarsın, tüm bu başlıklar altında. Böyle kalp yaparak yol almak, sırtını HDP'ye yaslamak muhalefete kolay mı geliyor? Çünkü öbür tarafta bayağı bir çalışmak gerekiyor. Biraz önce zaten Kılıçdaroğlu'nun bu yolla ilgili olarak yaptığı değerlendirmeleri ortaya koydunuz. Kılıçdaroğlu işte bir takım şeyler sallıyor. Bakın, ifadeyi de çok net olarak bilerek şey yapıyorum, kullanıyorum. Sallıyor yani, bir takım şeyleri kendisine suflörler söylüyorlar. Onları geliyor söylüyor. Aslında hiçbir hazırlıkları yok, hiçbir planları yok bana göre. İşte zaten Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Aylarca oturdular dedi. Kalp yapmayı sonucunda öğrendiler. Bir tek yaptıkları iş o dedi. Ama çok vahim şeyler oluyor tabii bu arada. Yani bunlar bu işleri yaparken, bakın, Afrin'i geri almaktan bahseden bir takım insanlar çıkıyor. Yani Afrin'i kimden geri alacaksınız? Ya siz kimsiniz? Siz işgal kuvveti misiniz? Siz düşman kuvveti misiniz? Kiminle savaşacaksınız? Afrin'i nasıl geri alacaksınız diye soranlar da pek yok. Yani bu arada bunlar da kaynıyor, ama bir takım çevreler kalkıyorlar. Bunun üzerinden işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlık yapıyorlar. İçerideki düşmanlar harekete geçiyorlar. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Hani biraz önce belirttiniz, işte toktu, şuydu, buydu. Bunların meselesi değil ki zaten. Yani bakın, birinci Boğaz Köprüsü yapılması yıllarını hatırlıyorum ben. O dönemden bu yana zaten ne yapılırsa yapılsın bunlar karşı çıkarlar. Zaten Diyarbakır'ı genç top fabrikasından buraya getirebilir misiniz deyince tabii. Sezgin Tanrıkul da böyle bir afallıyor yani. Hani genelde beklenti şu oluyor ya, demokrasi, özgürlük, barış istiyoruz falan oluyor ya. Yani ya biz aş istiyoruz, iş istiyoruz. Sayın Başkanım, bize tok fabrikası gibi bir şey yapabilir misiniz deyince bir afallıyor orada. Bu tabii iki şeyi gösteriyor. Birincisi, bunların yalanları, bunların bu illüzyon oyunları çok da etkili olmuyor. İşte tok fabrika nerede diyorlar, gaz nerede diyorlar, ama millet biliyor fabrikanın da olduğunu, gazın da olduğunu. Yani biraz önce şunu söylüyorum. İlhan Selçuk Cumhuriyet Gazetesi'nde baş yazı yazmıştı. Yani bu ülkeye ihanettir diye. Bakın, birinci Boğaz Köprüsü, birinci yapıldı, ikinci yapıldı, üçüncü yapıldı, hala yetmiyor. Daha fazla yatırım istiyor Türkiye. Yani düşünün, yani ondan sonra yerli otomobil yapılacağı zaman işte Çetin Altan'dan Çetin Emeç'e, ne bileyim, Şeyhil Muharrir'in dedikleri Burhan Fele'ye kadar ne kadar gazeteci varsa, ya bu işleri bırakın harcı alem işlerini, siz adam gibi işlere bakın, Türkiye bunların hiçbirini yapamaz diye yazılar yazdı. Bunların tamamı saldırdılar. Ne oldu? Türkiye geriye gitti. Biz 1940'larda Ankara'da Türk kuşunda uçak üreten bir ülkeydik. Yapıyorduk. Üstelik İskandinav ülkelerine satıyorduk. Bakın bugün işte bu hayalet uçak var bizim üreteceğimiz, ki o şeyde kullanıldı Körfez Savaşı sırasında ve hayranlıkla izlerdik. Biz bunun, ben maketini gördüm Türk kuşunun dergilerinde. 1940'larda yapmışız. Biz bunu uçurmuşuz. Bakın. Belki birebir aynısı değil. Tahtadan yapmışız, bilmem ne olmuş, ama bunu biz dizayn etmişiz. Biz düşünmüşüz ve bugün de yapılıyor. Ve o dönemde de dışarıya biz uçak satan bir ülkeydik. Ne oldu? Geldiler Marshall yardımıyla birlikte bu uçak fabrikalarını bize kapattırdılar. Size veririz dediler. Biz de o günden bu yana işte lüzumsuz işlerle uğraşıyoruz. Engellemelerle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer o fabrikaları biz bugün kapatmasaydık, muhtemelen Boeing ya da Airbus ayarında bugün uçak üreten bir ülkeydik. Yani bunlar maalesef müsilaj takımı ve takot siyaseti uyguluyorlar. Müsilajla kirletiyorlar, takozla engelliyorlar ve maalesef bu noktadayız. Yani bugün de hemen hemen aynı şeylerle karşı karşıyayız, ama sadece bunu yapmakla kalmıyorlar. Bir de Türkiye'nin kazanımlarına savaş açtılar. İşte
Afrin'i geri alacağız. Ne demek bu? Yani bir düşman kuvveti gibi, işgal kuvveti gibi içimizdeki bir takım çevreler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne savaş ilan ediyorlar. Ve bunu da dillendiren bir muhalefet var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu geldiği zaman ne olacak? Selahattin Demirtaş'ı ben serbest bırakacağım diyor. Selahattin Demirtaş dediğiniz kişi 51 insanımızın katili, 6-8 Ekim olayları sırasında yaptığı çağrıyla 51 insanımız katledildi ve Yasin Börü gibi 17-18 yaşında, 16 yaşındaki gençler başları taşlarla ezilerek öldürüldü. Ve şimdi onlarla birlikte hareket ediyorlar ve devam ediyorum. Biz şunları da unutmayalım. Yani İstanbul, Beşiktaş'taki, Ankara, Güven Park'taki o patlamaları da unutmayalım. İşte bugün o patlamaları gerçekleştirenler o zaman bugün Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıktan ilan etmiş durumdalar ki benim çocuğum mesela o bu Güven Park'taki patlamadan birkaç dakikayla kurtuldu. Bir önceki otobüse bindi. Ondan sonraki otobüs geldiğinde patlama oldu. Yani eğer biz bunları düşünmezsek ve bunları yaşamamış bir toplum gibi hareket edersek yarın çok fazla düşünürüz ve oturup kendi halimize ağlayacağız.